Beyaz bayrak kalktı, start verildi ve 2009 yılı Fatih Sultan Mehmet koşusu başladı. 3 numaralı Nal'ın isyanı liderliği elde etti. Bir boy kadar fark yaptı. Dışarıdan kuvvetli tempoda gelen 4 numaralı Sabırlı bir anda Nal'ın isyanının temposunu yakalayıp farkı yarım boya kadar düşürdü. 1,5 boy kadar geride. Üçüncülükte 1 numaralı Gladiatör var. Yarım boy kadar dışında 5 numaralı Yeni Lira. Onun dışında da 2 numaralı Kurtiniadis. 1200 metre start yerine doğru 3 numaralı Nal'ın isyanı kaçıyor. Yarım boy kadar gerisinde 4 numaralı Sabırlı onu takip ederken Sabırlı'nın 1,5 boy kadar gerisinde dış kulvarda 2 numaralı Kurtiniadis yer tuttu. Bariyer dibinde 1 numaralı Gladiatör var. 1,5 boy kadar geride son sırada da 5 numaralı Yeni Lira. Son 800 metrede 3 numaralı Nal'ın isyanının liderliğinde geçildi yine. Yine takipçi 4 numaralı Sabırlı. Sabırlı'nın yarım boy kadar dışına 2 numaralı Kurtiniadis geldi. Üçüncülüğe sokuldu. Dördüncülükte içeride 1 numaralı Gladiatör var gene. Beşincilikte de 5 numaralı Yeni Lira ki birinci ile sonuncu arasında 3,5 boyluk bir fark var. Liderlik hala 3 numaralı Nal'ın isyanında. İkincilikteki Safkan şimdi 4 numaralı Sabırlı düzlüğe çıkılırken yaptığı ataklarla Nal'ın isyanının temposunu yakalayıp liderliği almaya çalışıyor. Bunu şu anda başardı. Dışına da 2 numaralı Kurtiniadis geldi. Bariyer dibine de 1 numaralı Gladiatör daldı. Son 400'den sonra liderlik 4 numaralı Sabırlı'da. Dışarıdan 2 numaralı Kurtiniadis atak yapıyor ve Sabırlı ile başa baş oldu. İçeride Gladiatör ve Nal'ın isyanı da var. Son 200 geçildi. Ortada Sabırlı, dışarıda Kurtiniadis. Hala birbirlerinden ayrılmadılar ama rakiplerinden ayrıldılar. Son 50. Kurtiniadis az farklı önde. Sabırlı geliyor. Kurtiniadis ve Sabırlı fotoyu birlikte geçti. 3 numaralı Nal'ın isyanı 3. 1 numaralı Gladiatör de 4. oldu. Fatih Sultan Mehmet koşusu finali müthiş oldu. Dışarıdaki 2 numaralı Kurtiniadis mi yoksa içindeki 4 numaralı Sabırlı mı kazandı? Bununla ilgili karar varış hakemlerine kaldı. Action Man'de box içinde hazır. Beyaz bayrak kalktı, start verildi ve 2010 senesi Fatih Sultan Mehmet Kupası koşusu başladı. 4 numaralı Gladiatör ve 6 numaralı Kurtiniadis birer boy sonra koşuya başladılar. 1 numaralı Action Man liderliği alıp farkı 2 boya kadar çıkartıyor. 3 numaralı Deha ikincilikte, Deha'nın 1,5 boy kadar gerisinde. 5 numaralı Hayri Baba üçüncülükte. 4. dış kulvardan gelen 6 numaralı Kurtiniadis sokuldu. Daha sonra bariyer dibinde 2 numaralı Aydın abi izliyorum. Aydın abinin de 1,5 boy kadar gerisinde. Dış kulvarda 4 numaralı Gladiatör. Bunun 1,5 boy kadar gerisinde son sırada 7 numaralı Dark Ruler şeklinde 1000 metre start yeri geçiriyor. 1 numaralı Action Man'in liderliği sürüyor. Fark 2 boy. 3 numaralı Deha takipte. Deha'nın 1 boy kadar gerisine 6 numaralı Kurtiniadis sokuldu. Bunun yarım boy kadar içinde 5 numaralı Hayri Baba 4.lükte. 1 boy kadar geride 2 numaralı Aydın abi. Aydın abinin 1,5-2 boy kadar gerisinde orta kulvarda 4 numaralı Gladiatör içinde 7 numaralı Dark Ruler şeklinde safkanlar son 600 metreye doğru yaklaşıyor. 1 numaralı Action Man son viraja doğru 1,5 boy kadar önde. Yine takipte 3 numaralı Deha. Deha'nın dışında 6 numaralı Kurtiniadis şeklinde viraj dönülüyor. 1 numaralı Action Man son 400 metreyi az farklı önde geçti. Orta kulvardan 3 numaralı Deha'nın dışından 6 numaralı Kurtiniadis'in çabalarını izliyorum. Son 300 metreye doğru orta kulvardaki Deha ve dışındaki 6 numaralı Kurtiniadis ikilisi arasında birincilik mücadelesi başlıyor. Dışarıda Kurtiniadis, içinde 3 numaralı Deha. Rakiplerinden ayrıldılar. Az farkla Deha önde. Dışarıdan 6 numaralı Kurtiniadis geliyor. Deha önde. Kurtiniadis geliyor. Son 50. Deha önde. Kurtiniadis geliyor. Deha kazanıyor. 6 numaralı Kurtiniadis ikinci. 5 numaralı Hayri Baba üçüncü. 2 numaralı Aydın abi de koşudan 4. olarak ayrılıyor. Günün 5. koşusu olan açık grup bir mücadele. Fatih Sultan Mehmet Kupası koşusunu Sayın Erdoğan Şen Ocaklı'nın sahibi olduğu 3 numaralı Deha isimli safkanı Halis Karataş da kazandı. Muhtemel Ganyan'ı 3.65. Midas Taş da starttaki yerini aldı. Atlar hazır. Start verildi ve 2011 yılı Fatih Sultan Mehmet koşusu başladı. Çıkışta 5 numaralı Midas Taş 2,5 boy geride kaldı. Koşunun liderliğini iç kulvardan gelen 1 numaralı Astrakhan aldı. Yarım boy kadar fark yaptı. İkincilikte hemen onun peşine 3 numaralı Invincible Sun takıldı. 1400 metre start yeri geçildi. 2 boy kadar geride 6 numaralı Starfist dışarıda. Üçüncülükte hemen içinde 2 numaralı Hayri Baba 4. sırada. Onun 2,5 boy gerisinde 5. dışarıda 7 numaralı Duty Free var. Hemen içinde 4 numaralı Kayatelen. Son sırada ise 5 numaralı Midas Touch şeklinde 1000 metre start yeri geçirmek üzere.
1 numaralı Astrakhan 1.5 boya farkla, 3 numaralı Invincible Sun'ın önünde lider son 800 metrede bu farkla yaklaşıyor. 3 boy kadar geride 2 numaralı Hayri Baba 3.lükte. Onun hemen dışında 6 numaralı Starfist var. 2 boy kadar geride 7 numaralı Duty Free. Daha sonra 4 numaralı Kayatelen 3 boy geride de 5 numaralı Midas Taç. Son 600 metreyi de 1 numaralı Astrakhan, 3 numaralı Invincible Sun'ın yine 1 boy farkla önünde lider geçti ki virajı da 1 boy farkla 1 numaralı Astrakhan önde döndü. İkincilikte 3 numaralı Invincible Sun var. 4 boy kadar geride Hayri Baba, daha sonra dışarıda Starfish, Kaya Delen sırasıyla son 400 metre geçildi. İçerideki 1 numaralı Astrakhan'ı son 400'den sonra 3 numaralı Invincible Sun yakalıyor. Son 200'e yaklaşılırken şimdi 3 numaralı Invincible Sun önde. İçeriden 1 numaralı Astrakhan'ın, daha geriden Hayri Baba'nın çabaları var. Son 200 geçildi. 1.5 boy farklı Invincible Sun önde. Bariyer dibinden Duty Free ortadan. Astrakhan dışarıdan. Hayri Baba geliyor. Son 50. Koşuda lider Invincible Sun, içeriden Duty Free geliyor. Fatih Sultan Mehmet koşusunu Invincible Sun kazanıyor. 7 numaralı Duty Free ikinci oldu. 5 numaralı Midas Taç üçüncü. 1 numaralı Astrakhan da dördüncü olarak koşudan ayrıldı. Fatih Sultan Mehmet koşusunu Sayın Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu 3 numarayla start alan Invincible Sun jokeyi Selim Kaya ile kazandı. Altı numaralı Midas Taç da kulvarındaki yerini aldı. Beyaz bayrak kalktı. Start verildi ve Fatih Sultan Mehmet koşusu başladı. Sayın yarışseverler orta kulvardan liderliği 11 numaralı F-Star Sign almıştı, ancak hemen içine 8 numaralı Tampico geldi. Şimdi bu iki safkan arasında liderlik mücadelesi var. 4 boy kadar geride süratli tempoda 2 numaralı Astrakhan 3.lükte. Bunun 2.5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Hayri Baba 4. sırada. Daha sonra orta kulvarda 1 numaralı Always President. Sağrısında bariyer dibinde Duty Free. Hemen dışında 4 numaralı Ergöz. 1 boy geride bariyer dibinde 10 numaralı Rising. Hemen sağrısında dışta 6 numaralı Midas Taç var. Bunların yanında Nonstop 2.5-3 boy kadar geride de grubun son sırasında 9 numaralı Action Max şeklinde 1000 metre start yeri geçiriyor. Orta kulvardaki 11 numaralı Fast Stars Time farkı şimdi 1.5 boya kadar çıkardı. İçerideki 8 numaralı Tampico'nun dışından atak yapan 2 numaralı Astrakhan ikinciye girdi. Tampico'nun temposu buralarda biraz düşer gibi. 3.lüye dıştan gelen 5 numaralı Hayri Baba sarktı. 2.5 boya kadar geride içeride kaldı 8 numaralı Tampico. Daha sonra orta kulvarda Always President hemen dışına geliyor. 7 numaralı Nonstop 2 boy kadar geride. 6 numaralı Midas Taş sırasıyla koşuda son viraj dönülmek üzere. 2 numaralı Astrakhan liderliği alıp farkı 1.5 boya kadar çıkartarak virajı önde döndü. İkinciye dış kulvardan gelen 5 numaralı Hayri Baba giriyor. Daha geriden dıştan 7 numaralı Nonstop'un da ataklarıyla safkanlar son 300 metre doğru yaklaşırken orta kulvardaki 2 numaralı Astrakhan farkı 1.5-2 boy olarak koruyor dış kulvardan. 7 numaralı Nonstop geliyor şimdi dışarıdan gelen 7 numaralı Nonstop. Liderliği alıp farkı da 2.5 hatta 3 boya kadar çıkartıyor. İçeride 2 numaralı Astrakhan ikincilikte. Daha geriden dıştan Action Max'in, Hayri Baba'nın, Duty Free'nin, 10 numaralı Drizing'in de atakları var. Ancak son 50'de fark 5 boya kadar çıkıyor. 7 numaralı Nonstop önde ve 7 numaralı Nonstop kazanıyor. 3 numaralı Duty Free ikinci oldu. 4 numaralı Ergöz üçüncü. 5 numaralı Hayri Baba da koşudan dördüncü olarak ayrıldı. 6. koşu olan açık grup 1 Fatih Sultan Mehmet koşusunu 7 numaralı Nonstop Gökhan Gökçe ile kazandı. On birinci ve son isim 5 numaralı My Number One ve o da arka kapakların kapatılmasıyla yerini aldı. 5. koşu için atlar hazır. Beyaz bayrak havada start verildi. Ve 2013'lü Fatih Sultan Mehmet koşusu başladı değerli yarışseverler. 4 numaralı Kalimdor çıkışta 2 boy kadar kaybetti. Süratli başlayan koşuda iç kulvardan Fast Stars Line kendini gösterdi. Ancak ekür isimlerden 6 numaralı Plat geldi. Rakibini bastırdı, ondan liderliği aldı. Farkı 1 boya kadar taşıdı. 1-2'de doğru giderken bu ikinin 1.5 boy kadar gerisinde 3.'lüğe 5 numaralı My Number One sokuldu. Onun 2 boy kadar gerisinde 4.'lükte 8 numaralı White Ram var. White Ram'in 1.5 boy kadar gerisinde iç kulvara yakın Astoria ve dışında Obi-Wan. O ikilinin 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Distant Flight. Distant Flight'in 1.5 boy kadar gerisinde iç kulvara yakın 11'e Village Wind, hemen dışında Step by Step. Tek at gibiler. Bu ikinin 1.5 boy kadar gerisinde ise dışarıda Sarılar Runner ve içeride 4 numaralı Kalimdor şeklinde Fatih Sultan Mehmet koşusunda son viraja doğru yaklaşıyoruz. 6 numaralı Plat koşunu lider yapmış, sürtüyor fark 2 boy kadar. İç kulvarı tutan Fast Stars Line ve dışındaki 5 numaralı My Number One 600 geçirken 2-3 olarak takipteler. Bu ikinin 1.5 boy kadar gerisinde 4.'lükte pusuya atan isim 8 numaralı White Ram. Hemen dışında 7 numaralı Step by Step, aralardan Obi-Wan, dış kulvardan Willis Wins sırasıyla 400'e doğru gidiyoruz. Son düzeye çıkılırken My Number One liderliği aldı. Dışından 8 numaralı White Ram kendini gösterdi. İç kulvardan Fast Stars Line'ın en dış kulvardan
arada Will Smith'le birlikte sarılarının atakları var. 300'e doğru gidilirken koşunun liderliği 8 numara White Ram'de. Dış kulvardan 7 numara Step by Step. Hemen içinden Astoria'nın dış kulvardan sarılar runner gelmeye çalışıyor. Fatih Sultan Mehmet koşusunda son yüze gidilirken 8 numara White Ram lider. Dışarıdan sarılar runner gelse de Fatih Sultan Mehmet koşusunu White Ram kazanıyor. Jockey Halis Karataş'la. 10 numaraları sarılar runner, 7 numara Step by Step ve 1 numara Astoria tabelin son 3 basamağı için yakın arayla çizgiyi geçtiler. Açık grup 1 mücadele olan Fatih Sultan Mehmet koşusunu Sayın Alaaddin Akkoç'un sahibi olduğu 8 numaralı White Ram jockey'i Halis Karataş'la kazandı. Start verildi ve 2014 yılı Fatih Sultan Mehmet koşusu başladı. Koşunun liderliğini 6 numaralı Nail aldı, 1,5 boy fark yaptı. İkinciliğe ortadan yaptığı ataklarla 9 numaralı Will Power sokuldu. Bir boy kadar geride 3 numaralı El Conquerador 3.lükte yarım boy dışında. 10 numaralı Yıldırım Bey 4. sırada, 1 boy kadar gerisinde Yıldırım Bey'in 8 numaralı Savurlu var. Onun 1 boy kadar gerisinde 6 numaralı Marvelous Iron. Marvelous Iron'ın 1,5 boy gerisinde 2 numaralı Don Destello 1200 geçildi. Hemen dışında bu safkanın 7 numaralı Şaşkova. Son sırada da 4 numaralı El Ganador sırasıyla safkanlar son 800 metreye yaklaşıyor. Koşunun liderlik mücadelesi içteki 6 numaralı Nail'la dışındaki 9 numaralı Will Power arasında. 6-7 boy kadar geride 3.lükte 3 numaralı El Conquerador var. Onun yarım boy 1 boy kadar gerisinde 4. sırada 10 numaralı Yıldırım Bey son 800'ü geçti. Yıldırım Bey'in 2 boy kadar gerisinde iç kulvarda 8 numaralı Savurlu var. Hemen yanında 5 numaralı 6 numaralı bu meselelerde 5 numaralı düzeltiyorum Marvelous Iron. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 2 numaralı Don Destello ve 7 numaralı Şaşkova sırasıyla safkanlar virajı döndü düzlüğe. 9 numaralı Will Power liderliği alarak çıkmaya çalışıyordu ancak dışından güçlü geldi 10 numaralı Yıldırım Bey. Şimdi koşunun liderliği 10 numaralı Yıldırım Bey'e geçti. 2,5 boy kadar geriden 3 numaralı El Conquerador ortadan 7 numaralı Şaşkova yanından 6 numaralı Marvelous Iron atağa kalktılar. Son 200'e yaklaşılırken 10 numaralı Yıldırım Bey 7 numaralı Şaşkova yakaladı. Koşunun son 200'ü geçiriyor. Dıştan gelen 7 numaralı Şaşkova liderliği aldı. En dış kulvardan da El Ganador geliyor. İçeride de yine Yıldırım Bey var. Son 50 geçilirken 7 numaralı Şaşkova ve Yıldırım Bey arasında birincilik mücadelesi var. İki safka beraber geçti potoyu. El Ganador 3. oldu. 5 numaralı Marvelous Iron da koşuyu 4. bitirdi. İçteki 10 numaralı Yıldırım Bey mi dışındaki 7 numaralı Şaşkova mı kazandı? Fatih Sultan Mehmet koşusunu bunun kararını varışa kendileri verecek. Beyaz bayrak havada. Start verildi ve açık grup 1 mücadele olan Fatih Sultan Mehmet koşusu başladı değerli yarışseverler. İlk metrelerle birlikte liderlik mücadelesinden galip ayrılan bariyer dibinden yürüyen 2 numaralı Golden Tower oldu. Farkı 1,5 boya kadar taşıyarak koşuya tempo vermeye başladı bu isim. 1400 geçirirken peşine bariyer dibinden 3 numaralı Kuloğlu takıldı. Kuloğlu'nun hemen dışında 3.lükte yer tutan isim 1 numaralı Astoria. Astoria'nın 1,5 boy kadar gerisinde iç kulvardan 4.lüğe 9 numaralı Bay Başkan sokuldu. Hemen dışında 5.likte 4 numaralı Marvelous Iron var. Onun 1,5 boy kadar gerisinde ortada 5 numaralı Perfect Warrior. Sağrısında dışarıda 7 numaralı Şaşkova. Hemen içinde 6 numaralı Yıldırım Bey şeklinde. Fatih Sultan Mehmet koşusunda 800'e doğru gidilirken tempoyu daha da yükselten 2 numaralı Golden Tower gerideki grupla olan farkı 7-8 boya kadar taşıdı. İkincilikteki yerini kaybetmedi. Bariyer dibinde 3 numaralı Kuloğlu. Hemen dışında izlediğim isim 1 numaralı Astoria. 1,5 boya kadar geride 4.lüğe sokuldu 9 numaralı Bay Başkan. Hemen dışında 5.likte 4 numaralı Marvelous Iron. Onun 1,5 boya kadar gerisinde iç kulvarda Perfect Warriors arasında 7 numaralı Şaşkova grubun son sırasında 6 numaralı Yıldırım Bey şeklinde Fatih Sultan Mehmet koşusunda son düzlüğe çıkıyoruz. Farklar biraz azalmış olsa da son düzlüğü rakipten önce gördü 2 numaralı Golden Tower 400 geçirirken iç kulvardan 9 numaralı Bay Başkan'ın hemen dışından 3 numaralı Kuloğlu'nun pistin ortasından 1 numaralı Astoria'nın ataklarını izliyorum. Aralardan 6 numaralı Yıldırım Bey de çıkmaya çalışıyor. 300 geçirdikten sonra koşunun liderliği halen 2 numaralı Golden Tower'da dış kulvardan şimdi 5 numaralı Perfect Warrior yürüdü. 3 kulvardan da 9 numaralı Bay Başkan'ın ataklarını 200 geçirdikten sonra pistin ortasındaki 5 numaralı Perfect Warrior Fatih Sultan Mehmet koşusunda son metreler az farklı lider içeriden 9 numaralı Bay Başkan gelse de farkı yarı boya kadar çıkar. Tam 5 numaralı Perfect Warrior Fatih Sultan Mehmet koşusundan galip ayrılıyor. 9 numaralı Bay Başkan koşudan ikinci olarak ayrıldı değerli yarışseverler. 6. koşu açık grup 1 mücadele Fatih Sultan Mehmet koşusunu Sayın Deniz Kurtel'in sahibi olduğu 5 numaralı Perfect Warrior jockey'i Uğur Polat'la kazandı.